Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diye bir giriş yapamıyorum. Hala kendime uygun bir giriş bulamadım. Ama bugün inanılmaz güzel bir misafirim var. En çok onu davet edin diye en çok mesaj aldığım kişilerden birisisin bu Ay çok arada. şaşırdım. Sen de bir içerik üreticisi olduğun için hani çok iyi olur, işte müsteşem olur falan diyorlardı. Ben de çok istiyordum. Biz sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir sohbet muhabbete başladık. Evet, bayağı. Dedim ki Alişan dur, ben seni bir tanıtayım. Şey yapalım yani burada o sohbeti buraya yapalım. O yüzden sizin gibi ben de çok merak ediyorum. Bugün karşımızda Alişan Konyalı var. Alişan hoş Vay. geldin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten uzun aylar, yıllar neredeyse oldu mu bilmiyorum. Ben hani bir Olmuştu. şeyler yapalım diye. Ben bu arada seni de çok takdir ediyorum. Gerçekten hani sosyal medya alanında çok kaliteli fark yaratan kişilerden biri oldun. İnşallah umuyoruz bu bizi izleyen arkadaşlara hani sadece seyirci koltuğunda kalmaktan ziyade kamera arkasına geçip güzel içerik üretmeye başlasınlar. Ben de sonuçta çok mükemmel bir şekilde başlamadım ama 1-0'dan iyidir, 2-1'den iyidir, 3-2'den iyidir mantığıyla bir an önce kamera karşısına geçip bir şeyler üretmek lazım. O konuda gerçekten çok profesyonelsin. Çok tebrik ederim. Hani çok da güzel bir misyon üstlendim. Bir tık zaten misyonumuz uyuşuyor aslında. Sektör namına ne yapabiliriz diye. İnşallah güzel şeyler olacak. Mutlaka sonuna kadar izlesinler bu arada. Bence çok güzel şeyler olacak Ya yani. böyle adım adım yaptığım şeylerin yeni yeni böyle anlaşıldığını düşünüyorum. Sen ilk anlayanlardan bir tanesin. Eyvah. Teşekkür ederim. İlk videoda da videoyu kısa kesmişiz. 45 dakika. Eyvah. Bize göre dedik ki yani uzatmayalım. Alişan şey yazmış. Ya işte uzatsanıza izliyorduk ne güzel falan diye. O Evet. yüzden Alişan ilk Ben destekçilerimizden bu arada burada da bir şunu tanesi. ekleyeyim. Ben gerçekten uzun video ve röportajları çok seviyorum ve not alarak çalışıyorum. Bu sadece hani Türkiye için geçerli değil. Ben Rusça ve İngilizce de çok röportaj istiyorum. Kendim de aslında oradan ilham alarak dedim hani ben tek başına içerik üretmek zor olabilir. Hani konuk alayım. Hani başarılı insanlar kim? Hani kimin hikayesi ilgi çekici olur? O yüzden bu format aşırı derecede hoşuma gitti. Ve ben 2,5-3 saatlik röportajlara oturup dinleyen bir tipim yani o kadar. Hani 3 saat bana gayet tatlı geliyor. Bayağı böyle. Videoları telefonu indiriyorum, bilgisayara indiriyorum. Oturuyorum abi 3 saat. Gerçi hızlandırılmış izliyorum ama müthiş zevk alıyorum ve müthiş notlar alıyorum. 45 dakika olunca diyorum ki hani bu bir de şey YouTube'da sonuçta bir reklam VTR bir şey olmadığı için hani reklam girme zorunluluğu olmadığı için ve zaman süre sınırı olmadığı için abi uzatılabildiği kadar uzatılması gerektiği taraftarıyım açıkçası yani. Ya ben daha önce de anlattım, seninle de konuştuk. Erik ve oradan çıktı hikaye. Yani Evet. biz o adamın o videolarıyla bu işi öğrendik. Ama şeyi çok merak ediyordum bir yerden sonra. Türkler nasıl yapıyor? Yani ben evet Erik ve oradan öğrendim ama bir sürü şey kattım kendime. Liderlerimden, crosslarımdan bir sürü şey öğrendim. Bir sürü network şirketi var, bir sürü lider var ve hepsinin kendi tarzları var. Çok iyi para kazanıyorlar. Bambaşka şekilde ekip büyütüyorlar. Dedim ki onlar gelsin. Biz onlardan dinleyelim çünkü bazılarını ben de merak ediyorum. Mesela gerçekten senin başlangıç hikayeni ve nasıl yaptığını merak ediyorum. Çünkü oradan alınacak bir hikaye var. O yüzden şimdi seni böyle hani Alişan Koyalı kimdirden ziyade bu sektöre başlangıç hikayen nasıl oldu, deneyimin nasıldı böyle çok kısa. Ben onu merak ediyorum, dinlemek istiyorum. Şimdi ben tesadüfe kesinlikle inanmıyorum. Tevafuka çok daha fazla inanmaya başladım. Yani kimse kimseyle durduk yerde tanışmaz. Yani bazı insanlar hayatınıza giriyorsa bunun mutlaka bir tevafuku vardır. Üniversite yıllarında hazırlık sınıfındayken yine tevafuken mailimi kontrol ettiğimde spam bir maildi hiç unutmuyorum. Pablo ve Bruno'nun çizgi filmi maille birisi tarafından benim önüme düştü abi. Allah Allah. Çok enteresan ya gerçekten çok enteresan. Abi videoyu izledim böyle beynim patladı ya. Wow dedim yani. Ay ne kadar doğru bir çizgi film. Yani bir çizgi film biz tabii ondan sonra bu çizgi filmi her sunumdan sonra izletiyorduk. Ve ben o çizgi filmin tanıtırken, o promosyonunu yaparken diyorum ki arkadaşlar bakın şimdi bir çizgi film izleteceğim. 10 dakikalık bir çizgi film ama bütün hayat bakış açınızı Evet. değiştirecek bir çizgi film. Basa basa ama ne yazık ki herkes de bende yaptığı etkiyi yapmadığını fark ettim. Ben Ne diyecektim. yazık ki. Bunu yaşadın mı Evet diyecektim. aynen kesinlikle. Sonra abi yine birkaç gün içerisinde Robert Kiyosaki'nin kitabıyla tanışıyorum abi. Çok ilginç yani o Zengin Baba Yoksul Baba kitabı. O da benim wow hikayem. Evet o yani böyle bir tevafuken önüme geliyor abi kitap. Abi kitap çok kalın yani diyorum ki yani 200-250-300 sayfalık bir kitap ki ben o dönemde hiç yani kitapla alakası olmayan bir adamım yani öğrenciyim olmasına rağmen kitabı hiç sevmiyorum. Dedim hani ucundan bir başlayayım. Abi bir başladım, abi sürüklendikçe sürüklendim, gittim. O kadar böyle hani frekans uyuşması diyorlar ya abi. Yani adam resmen beynime
işliyor. Yani o jetonlar tık 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 düşmeye başladı. Abi dedim, tamam dedim yani, ben kesinlikle girişimci olmalıyım. Sen yani. Arıyor muydun peki de karşına ya çıktı? Ya şöyle, tabii ki bir arayışım var. Hani ben üniversitede sıkılıyorum. Yani bir 5-6, ben bir de şey, hani liseye girdiğimde kendi kendime dedim ki abi bu lise 3 sene bitmez. Abi Allah da bana dedi ki sen öyle mi diyorsun? Lisede sınıfta kaldım abi. Liseyi 4 sene okudum. Üniversiteye geldim, hazırlık sınıfında ilk 6 ayda çok sıkılmaya başladım. Dedim ki ulan bu 4 sene geçer mi? Abi üniversiteyi 6,5 yılda zor bitirdim. Ve gerçekten üniversite hayatı çok hızlı geçti. Ve o dönemde gerçekten dedim ki abi ben hani klasik eğitimle klasik bir yani memur olmayacağım. Ama ben üniversiteye girdiğim anda zaten kesinlikle ben memur olmayacağım. KPSS, cart curt hiçbir şey. Ben kendi işimi yapacağım abi. Yani ben onun için yaratıldığımı biliyordum ve belki de evren bir şekilde bunları önüme çıkarıyordu. Abi Kiyosaki'yi bitirdikten sonra hiç unutmuyorum. Bornova metroda bir kitapçı var abi. Dedim ki hani bir gireyim. Hani içeride bir şey var. Hani buraya girmelisin. Yani bu orada seni bir şey bekliyor. Çok ilginç. Düşünme zengin ol. Düşünme zengin ol abi. Pat diye önüme düştü. Yani o kitabı aldım abi. Çok enteresan. Onu okudum. Aslında sonradan da şunu fark ettim. Gerçekten girişimcilik serüveninde birçok milyonerin ve milyarderin en başta okuduğu kitaplar. Ve Doğru. o serüven, bir de Simyacı'yı okudum. Simyacı da inanılmaz bir kitaptı. Yani öyle güzel bir hayat hikayesi ve hani beni kitap okumaya sevdiren bir kitap oldu. Ve hani hayata bakış açımı değiştirdi aslında. Bu üç kitap zaten dedi ki kardeşim sen bu yolda ilerleyeceksin. Tam da bu arifede yine tevafuk. En sevdiğim arkadaşım dedi ki abi seni bir yere götüreceğim. Abi tamam gidelim. Hani ben heyecanlıyım, enerji var, bir şeyler yapmak istiyorum ki hala öyleyim. Yani ben her gün uyandığımda diyorum ki abi bugün para kazanmamız lazım. Yani günün sonunu da bitirirken bizi çok para kazanmamız lazım diye arkadaşları motive ediyorum. O da bunu görünce dedi ki ya dedi seni bir yere davet edeceğim gel. Hani bir fikir var oturalım dinleyelim. Abi ben ön sırada yine unutmuyorum İzmir Bornova'da abi bir ofiste. Malum firmanın sunumundayız abi. Abi yuvarlaklar çizildi aşağı doğru 2, 4, 16, 18, 32, 64. Çatır çutur çatır çutur. Abi benim gözler dolar oldu abi. Ben o günden sonra 2-3 gün neredeyse uyuyamadım. Hemen anladın mı? Abi bana direkt jeton oturdu abi. Mantığı anladım. Ben kalktım da dedim ki abi ben gerçekten milyoner olmak istiyordum o dönemde. Nasıl milyoner olacağımı anladım orada. Arkadaşa öyle dedim. Heyecandan beni frenliyor. Diyor ki kimseye anlatma, kimseye anlatma falan. Ben tabii ki dayanamıyorum. Ve tabii ki yanlış davetle abi ofise 40 kişi getirdim. 40'ta 0. Dur araya gireceğim. Gir abi. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Senin anlamanı sağlayan şey sunumun iyi yapılması mıydı? Sen bugün bakıp ne diyorsun? Ya çok iyi sunum yaptılar gerçekten Yok diyor musun? değil abi. O dönem bahsettiğim dönem abi bu arada. Kimsenin iyi sunum yapamadığını 2008 yılı daha Türkiye'de network adına bir şey yok abi. Eğitim yok, video yok. Sadece Ali Dinler'in bir kitabı vardı, onu herhalde. hatırlıyorum. Video eğitim yok, para kazanan yok, lifestyle gösteren yok, hiçbir şey yok. Ama ben iktisat mezunuyum bu arada. Hani matematikle, rakamlarla ve parayla aram bir tık iyi. Yani ticari anlamda o katlanma etkisinin ve bir süre işin senden bir Kiyosaki'de okumuşum ya abi. Pasif gelir. Orada uyandım. Doğru, Yani ha doğru, evet tamam. ben emek Sen vereceğim. sunumdan önce bu kitapları Evet okudun. ya bir de Pablo Bruno hepsi üst üste geliyor abi. Ha Hepsi 1-2-3 aylık süreç içinde oluyor zaten. doğru. Ve yani her şey üst üste biniyor ve ortaya Tamam, dehşet bir şimdi şey çıkıyor oldu. abi. Çünkü çat diye anlıyor olman için bir Değil tabii şeyler lazım. o altyapı Tamam, okey. Kiyosaki'den ve Pablo Bruno'dan şey geliyor. Yani o Pablo Bruno'yu biz hani genelde sunumlardan sonra hani şu kitabı oku bir videoyu oku Aslında diyoruz ya. sunumdan önce Ben çok vermek öncesine lazım. geldi bana. Şu anda da birisine işi anlatacağın zaman önce Önce bunu izle, sana bir şey anlatacağım demek çok evet. daha mantıklı Aslında olur. Ama tabii Amerika'da izlerler. öyleymiş. O hem o boru hattı hikayesi bir de buna benzer yine pasif gelirle alakalı önce video Gerçi izletiyorlarmış. doğru, videonun sonunda şey diyor, bu videoyu size Gönderen gönderenle kişilere iletişime geçin diyor. Aynen. Doğru, Çok enteresan. evet doğru. Yani Tevafuklar serisi beni oraya getirdi ama ben yine hayal kırıklığını nerede yaşadım? Ben dedim ki benim elinden tutup buraya getirip bu planı gösterdiğim her insan Anlardı. benim gibi reaksiyon verecek hayali ve umuduyla dedim ki ben zengin oldum bitti falan. Ama tabii orada işte şey başlıyor o dip meselesi başlıyor. Coaster Aynen başlıyor. yani o imtihanlar başlıyor. Yani gerçekten bunu istiyor musun? Gerçekten bu sektörde Evet. başarılı olma. Orada artık tornadan geçmeye başlıyorsun. Yani gerçekten 40 kişi de sıfır. Sonra ben tabii ki şey uyandım. Hani sinek cama çarpar 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 ölene kadar çarpar ya da bir durur.
sağa sola bakar. Ulan burada açık pencere var abi. Sen niye çırpınıyorsun? Sonra dedim ki biz hani eğitim yok abi. Sonuçta eğitim yok. Eğitimin bu işin eğitimle ilerleyeceğini söyleyen de yok. Yani sen 40'ta kadar... 0 çekince şey demedin. Ya bu iş olmayacakmış galiba yok, demedin. Yok yok. Yani ben kabahati kendimde arıyordum. Çünkü bu arada benim o dönemlerde Türkçem çok zayıf. Ben hani Türkçem zayıf. Ekonomik durumum zaten ana dilinle berbat. Rusça mı konuşuyorsun evet, o arada? Ben bu arada şirkete başlarken de cepten 600 dolar verdim. 600 dolar da dehşet İyi bir para. para. Yani benim Antalya'da belki de bir sezonda kazandığım bir para. Tabii ki o davet eden kişinin faktörü, yani en güvendiğim, en sevdiğim arkadaşım, ona da buradan selam olsun, o network'e tövbe etti. Çok enteresan. Ben kendisine çok davet yaptım. Çünkü benim hayatımı gerçekten o değiştirdi. Yani sektörle beni tanıştıran adam, ben sektör sayesinde milyoner oldum ama o hakkını alamadı bu sektörden. Ve ben ısrarla ona davet etmeme rağmen o memur olmayı tercih etti. O Ya şekilde bu bir devam etti. tesadüf olamaz. Sence ne? Bunu Oraya geleceğim. genelde başarılı insanların üst kolları bırakmış oluyor. Yani bilmiyorum. Çok var böyle. Var var çok var. Evet. Yani benim şu Niye andaki sence? sponsorumda da öyle. Çok yani neredeyse bak 100 kişinin 95'inin hikayesi böyle. Şimdi ben şuna inanıyorum. Birileri birilerine vesile olacak aslında. Ve hani gerçekten bazı sektörlerde biri sana ışığı gösterir. Yani sen mesela o alanda bir kör noktan vardır. Sen yine çırpınıyorsun, bir şeyler yapayım istiyorsundur. Bazı şeyleri göremiyorsundur ama o noktada bazı şeyler hani koçlukta vardır ya, dışarıdan bakabilmek. Adam diyor ki ya Alişan hani bir girişimci ruhu var. Ya burada da böyle bir sektör var. Yani ben Alişan'la bu sektörü birleştirsem aslında ciddi bir patlama olur diyerek, hani diyor ki ben yapamasam da Alişan yapar muhabbeti olur ya, biz de hani liste oluşturduğumuzda hani şu daha iyi yapar diyoruz ya, biz zaten sektörü de bildiğimiz için, kişinin de bazı karakteristik özelliklerini bildiğimiz için onu orada meç edebiliyoruz ama işte o sürece serüvene başladığın zaman ciddi bir zorluk sürecini bu arkadaşlar belki de taşıyamayabiliyor ama sendeki o motivasyon ve hani o vizyonu görebiliyorsun sonuçta, hani o dağın arkasını görebiliyorsun. Ha ben ilk firmamda çok böyle ağam şahım bir başarı yakalayamadım. İşte bazı hayat şartları, yurt dışına gitmeme neden oldu. Orada işte mahsur kaldım, askerlik, üniversitede sınıfta kaldım vesaire ama o sistem bir kere içime girdi abi. Yani o pasif gelir ve sıfır sermayeyle. Hani 600 doları ben sermaye saymıyorum. Ben bugün mevcut şirketime de 700 lirayla başladım. Ama 700 lirayla başladığım bir şirkette 2 yıl içerisinde ilk 1 milyon TL'mi kazandım. Başka böyle bir sektör yok, Yok abi. Yani yok. Yani komik bir rakamla yok. Daha başlayıp... Daha fazla kazandıran tabii ki işler var ama... Çok Hani sermaye o ve risk sıfır, gerekiyor evet, abi. sıfırdan o seviyeler gerçekten çok Yani çok az yani. Bizim yani sektördeki en büyük sermaye aslında senin bilgin, eğitim, yani kişisel ve profesyonel gelişime ayırdığın emek, odaklanma ve tabii ki yani kendi enerjine odaklanmanı koydum. Yani benim sermayem tamamıyla yani öğrenmeye açık olmam, zaman ayırmam ve odaklanmamdı. Sen başladın ve bir süre o zaman para kazanmadın. Hayır abi, ben zaten yani böyle wow denecek derecede para kazanmadım ama şunu gördüm. O şirket bir anlamda vizyoner bir şirketti. Asyalı bir şirketti ve hani bizden yeni başladığımız için ve hani böyle İzmir'deydik biz bu arada. İzmir'de başlayan ilk 3. ya da 5. kişi falandı o şirkete. Dolayısıyla İstanbul'a gidip gelmeye başladık. Eğitimler, işte ofisler açıldı. Hani o dönemlerde yine QNET'in işte 8 temel tuğla eğitimi. Abi dedim wow inanılmaz. Yani bu işin adım adım stratejik, yani onları uygulamaya başladım. İşte liste, davet, sunum, takip vesaire. Yani işin bir metodunun olduğunu öğrenince bir de bendeki ikinci oha olayı nerede oldu? Böyle ampulün patladığı olay. Ya dedim bu iş burada yapılıyorsa, dedim ki bu işi Rusya'da acaba yapan var mı? İşte o zaman Yandex.ru'ya network marketing yazdım ve orada bingo patladı abi. Neden? Çünkü Rusya'da network zaten bayağıdır var. Yani bizden 10-15-20 sene çok ileridelerdi. Çünkü para kazanan lider var, bir sürü video eğitim var, kitaplar var. O ben kimle tanıştım o dönemde? Don ve Nancy Faila. Yani network'te şu anda 80-90 yaşında bir çift bunlar. Trilyonluk bir çift yani. Ve onların 45 saniyelik, işte peçete üzerinde 45 saniyelik sunum diye bir kitapçıkları var abi. Amerika'da çok popülerler bunlar. Benim enerjimi, gençliğimi, hevesimi görünce adam bana dedi ki biz birçok defa Zoom değil, o zaman Skype vardı. Skype yaptık ve ben o adamların kitabını Rusça'ya çevirdim. Rusça'dan sonra Türkçe'ye de çevirdim. Ama bir türlü şey olmadı. Yani o adamlar zaten çok emekli oldu. Böyle kruiz gemilerle ve böyle havai gömleklerle falan takılıyorlardı. Çok aynı inanılmaz. Şirkette miydiniz? Yok değil. Onlar çok Amerikan firmalardı ama ben YouTube'dan videolarını izledikçe o adamı bir şekilde buldum. Kitabını okudum falan. Çok hoşuma gitti. İletişim kurmaya çalıştım ve
Hani adam baktı ya genç, dinamik, hani tam aradığımız bir tip ya, hani şeyi devretmek adına. Sonra Rusya'dan video eğitimler izledim, kitaplar okudum. İşin çok daha ileri boyutta olduğunu fark ettim ve buradaki şirkette olmayınca ben şunu fark ettim. Ruslar bizden gerçekten 3-5 sene ileridelerdi ve adamlar şunu kurmuş. O funnel meselesi orada geliyor. Yani dijital pazarlama. Rusya bu arada hani coğrafik anlamda çok geniş topraklara sahip olduğu için hani gel İzmir'e sunum yap ya da gel hani atla İstanbul'a gel eğitim ver. Evet. Orada diyemiyorsun abi. Çünkü şehirler arası en az 5-10, 20-30 saatlik fark var yani. Evet, saat var. Ve bu, bir de kış şartları, yani ülke yani 6 ay, 7 ay, 8 ay kış yani. Hani böyle hoppadım diye gidemiyorsun bir yere. Ve bu adamlar interneti hacklediler. Yani network ve interneti, internet üzerinden biraz network nasıl yapılır? Aynen aynen yani. Ulan ben şimdi buraya bakıyorum. Ben hala bunu devam et yani söylemeye devam ediyorum. Biz gerçekten hem dijital pazarlamada hem network'te hala taş devrini yaşıyoruz. Çünkü evet. Ruslar, Amerikalılar abi yani Eric Ward zaten bunu kanıtı. Yani evet. Dijital içerik üreterek satış hunisi, web sayfası, sosyal medyada içerik üretip işte kişisel marka oluşturma. Ben hepsini orada gördüm. Ve gördüğümde de dedim ki abi benim network yani biraz bir temelim oluştu. Bu temelin üzerine ben dijital pazarlamayı koyarsam, yani bir web sitesi açarsam, ki zaten biz web sitesi satıyorduk, web sitem vardı. Hala aynı domaini kullanıyorum. alişankonyalı.com. O günden bugüne aktif hala çalışıyor yani. Bir 15-20 sene oldu. Sen o şirkete 2008'de mi dahil oldun? 2007. Sen baya ilk distribütörlerden birisin. Ama İzmir'deki başlayan 5. kişiydim ben abi, öyle diyeyim Türkiye'de sana. Türkiye'de de belki 100'de falansın. Tabii yani öyleydi yani az buçuk. Velhasıl o dijital pazarlama benim kafamı açtı. Dedim ki ya ben kapı kapı dolaşmak yerine ya da liste oluşturmak yerine abi dışarıda zaten fırsatı arayan insanlara ben Eric Ward'un dediği gibi çekim merkezi haline gelirsem, o insanları toplarsam, o insanlar benimle iş yapmayı isterse iş daha kolay olur. Orada da onun temellerini oluşturmaya başladım. Sonrasında hani sektörü, hani üniversite okuduğum için işte maddi durumlar vesaire, hani dijital pazarlamaya daha çok verdim kendimi. Sonra dedim ki bakıyorum şimdi Rusya'ya gidemiyorum. Türkiye'de bazı liderleri takip ediyorum ama yani dijital pazarlama konusunda çok berbatlar. Yani evet. Kapalı Instagram hesabıyla iş yapmaya çalışıyorlar falan. Ben danışmanlık vermeye başladım. Ya diyorum abi bak sen hem para kazanıyorsun. Bak şurada bir dijital diye bir şey var. Yani sosyal medya var, şu var, bu var. Biz bunu buraya entegre, sana entegre edersek çarpı 3, çarpı 5 falan olursun ki dediğim kişiler çarpı 10, çarpı 20 falan oldu yani. Sonra şu anki sponsorum bana dedi ki ya Alişan sen hani millete danışmanlık verene kadar kendin sektöre dönsene. Neden, tamam ben iyi para kazanıyorum ama sonuçta yine o pasif gelir yok. Tabii. Hani piyasanın çok üzerinde para kazanıyorum ama aktif yine, bir gelir sen çalışırsan. Ha, ama yine yani lokasyondan bağımsız çalışıyorum ama yine ben çalışırsam kazanırım. Sonra bir ampul yandı bende. Ürün de çok güzeldi. O dönemde de işte bel fıtığı oldum. Hani abi dedim haklısın, mantıklı konuşuyorsun. Dedim bir ürünü gönder ki ben de şeydeyim. Dijitalciyim. Hani fiziksel ürüne karşıyım biraz. Hani abi işte kargo ıvır zıvır ha, kim uğraşacak? Ben dijitalin bir de avantajını gördüm ya. Sponsorum gerçekten çok sağ olsun bana şu mantığı aşıladı. O mantık o zamana kadar bende aşılanmamıştı. Hala sahadaki birçok distribütörde de aşılanmadığını görüyorum. Umarım burada güçlü bir mesaj olur bu. Network marketing'in ana mantığı tüketim organizasyonu inşa etmek. Yani güçlü bir ürün üzerinden güçlü bir tüketim organizasyonu inşa edersen, yani senin ürününü senin üzerinden 100 kişi, 1000 kişi her gün, her ay kullanırsa abi zaten otomatik olarak finansal özgürlüğe kavuşuyorsun. Bugün ticaret yapan birçok firmanın ana derdi bu değil mi? Yani bana düzenli müşteri lazım. Yani hepimiz aslında düzenli müşterinin peşine koşturuyoruz. Network'te de biz bu düzenli tüketim organizasyonunu inşa etmemiz gerektiğini anlattı bana. İşte son yıllarda şey üzerinden oldu, ona katılıyor musun? Üründen ziyade kazanç planı yarıştırmaya başladı insanlar. Bizde Türk insanı, yani bizde özel, bu Türkiye'de yapılıyor bu. Hani Rusya'da atıyorum ya da Amerika'da ya da Avrupa'da böyle insanla masaya oturduğun zaman el sıkışmak için kazanç planı böyle %70, %80 konuşulup kişi alınmaya çalışılmıyor. Bizim Türkiye'de bu. Hani hızlı bir şekilde voley vuralım, kazanç planı üzerinden gidelim, iş modelini satalım mantığıyla giden, kafa kıran çok insan var. Ben ürüncüyüm abi. Ben hala perakende satış yapıyorum ve hala perakendeden çok ciddi gelirler elde ediyorum. Çünkü
bir kitlem oluştu. Bana inanan, üründen ciddi sonuç alan, her ay, iki ayda bir, üç ayda bir benden düzenli ürün alan insanlar var. Ya ben sistemden ayrı bir pasif gelir kazanırken düzenli ekstra, yani sadece perakendeden bile düzenli gelir elde etmeye başladım. Ya sana asıl parayı kazandıran, evet, sonuçta o satış. Tabii ki. Ürünün yani güçlü ürün olması. Ürün satmıyorsa kazanç planının %96 vermesinin bir manası yok ki. Kesinlikle. Ve ben şunu analiz ettim. Başladığım firmada ilk etkinliğe gittiğimde, ki etkinlikler bu anlamda gerçekten çok önemli çünkü vizyonu görebiliyorsun. Arkalarda bir yerde otururken top 25 çıktı sahneye. Ve top 25'in tamamında tek ortak bir özellik var abi. Hepsi ürünü kullanmış. Hepsi üründen çok ciddi sonuç almış. Ve bu ciddi sonuç üzerinden para kazanmaya karar verip amele bile olsa, amatör bile olsa, ev hanımı bile olsa, küçümsemiyorum, bu ürün bu kadar güçlüyse ben bile bu işi öğrenip yapabilirim diyen insanları gördüm. Ve tekrardan şey oturdu bende. Hani sponsorumun dediği, ürün güçlüyse ve tüketim organizasyonunu inşa edebilirsen bitti. Yani kazanç planını satmana gerek yok. Ürünü doğru anlatıp, doğru kullandırıp, doğru sonucu aldırdığın zaman adam zaten ayaklı gazete gibi zaten anlatmaya başlayacak, ki bende de öyle oldu. Ben dedim ki bak, ben çok pintrik bir adamım, çok garantici bir adamım. Benim önce ürünü kullanmam lazım. Ki biz mesela ailece fıtıklıyız. Benim annem iki defa ameliyat oldu. Bir sürü ilaç kullanıyordu. Dedim ki yani kobay. Yani ürünleri aldım, distribütör, yani bir arkadaş beni kaydetti, ürünler geldi, biz kullanmaya başladık. Ben çok hızlı sonuç aldım. Yani dedim ki ulan bu ürünler gerçekten işe yarıyor. Hani bende bir ampul yandı. Annem de biraz geç sonuç aldı. Çünkü hani tamam, ben 30 yaşındayım, annem 60 yaşında. Yani yıllardır problem, yani geç sonuç alması normaldi. Sonra işte sponsorum eve gelince ürünü biraz daha hani bir feedback anlamında, geri bildirim toplamak anlamında annemle konuştu. Annem dedi ki bu ürün gerçekten çok kaliteli. Hani Alişan bu işi yapsın böyle diye bir sağlık verdi. Tamam lan dedim. Bir tık bir temel altyapım vardı. Hani sponsorum da sağ olsun bu anlamda bana çok ciddi bir yol gösterdi. Hani dedi ki bak, dil avantajın var. Dijital zaten danışmanlık yapıyorsun. Senin hayalin ne dedi? Yani senin, hani biz genelde hep sorarız ya, hayalinle hedefinle bir liste çıkar meselesi. Hiç unutmuyorum. Çok şu anda mesela yani neredeyse listem 1000'e yaklaştı. Yani hayat içerisinde yapmak istediğim hayalim, hedefim anlamında listem çok geniş. Ama o dönemde böyle 20-30 şeyden zar olmuşam, zor yazdın onu. Zar zor yazdım ama hep full şey var. Hani işte MacBook almak istiyorum. İşte Umre'ye gitmek istiyorum. İşte seyahat etmek istiyorum. Böyle daha klişe ve klasik şeyler. Şimdi bir maliyeti topladık. O zaman işte MacBook 7-8 bin liraydı. Yani şu anın 70-80 bin lirası gibi düşün. Umre'de işte hani 1500 dolar falan hala öyle. Bir de hiç unutmuyorum, hala üniversiteden kalan bir kredi kartı var. Ve o kredi kartı borcu var abi. Yani bir böyle yıllardır ödeyemediğim bir kredi kartı borcu var abi. Yani bir saçma bir şekilde. Dedim ki yani önce bir kredilerimi kapatmam lazım bilmem. Hani bir liste yaptım ya dedi. Sen kazanç planını, ben bu arada kazanç planını da çok dinlemedim. Hani ürün işe yararsa bakarız dedim. Ürün işe yaradı. Sunumlara gittim. Abi kazanç planını gördüm dedim. Abi bu, abi biz voleyi vurduk dedim abi, yani gerçekten voleyi vurduk. Ve dedim ki yani 90 günlük eylem planı. Yine Eric Ward sağ olsun, orada da kanımıza girdi. O profesyonel ol kitabını falan okudum. Hani ben bu işin kendimi geliştirerek daha da hızlı olacağını biliyordum. Zaten hani bir tık gelişmiştim kendime göre. Hani dil avantajım var, işte dijitali kullanabiliyorum falan. Dedim 1 Ocak'ta başlıyoruz abi dedim. Hadi hedefleri koyduk işte, MacBook şu bu vesaire. Abi ilk 90 günde ben 3 kariyer birden atladım. Firmada kariyer rekoru kırdım. 5. ayımda en çok kazananlar listesinde 13. sıradan girdim. İlk katıldığım etkinlikteki o top 25 var ya, onların arasında fotoğrafım var artık. Yani o tam da ulan bu insanlar yapıyorsa benim her halükarda yapabilmem lazımın motivasyonunu görmüştüm orada. Ne yaptın peki? Nasıl oldu? Ben şuna karar verdim abi bir nevi. Bunu da sürekli sorguluyorum aslında, senin sorguladığın gibi. Diyorum ki abi firma aynı, hepimiz için aynı. Ürün de hepimiz için aynı. Birileri bir şey yapmış ki o dönemde daha biz yeni başlıyorduk. Hani böyle firmada yüzlerce ürün sonucu var ya da yüzlerce insan ayda 100 bin lira kazanıyor. Ki şu anda 1 milyon kazanıyor, millet hala inanmıyor. O dönemde benim sponsorum 5 bin lira kazanıyordu. Hani ben daha hiçbir şey kazanmadığım için de diyorum ki bak, benim iş ortağım 5 bin lira kazanıyor, biz de kazanacağız mantığıyla girdim işe. Ki ulan sponsorum baktım 10 bin lira 15 bin lira ben 3-5-10 falan kazanmaya başladım ama dedim ki bir şeyleri farklı yapmamız lazım. Yani benim buraya kendi soluğumu getirip
Hani Eric Worre'un kitabında okuduğum çok en çok hoşuma giden, en önemli dersi çıkardığım kısımlardan birisi. Eric Worre diyor ya, çekim merkezi haline gelin. Yani insanlar sizinle iş yapmak istesin. Ki ben de dedim ki hani ben zaten birkaç tane firma, hani bir şekilde bir geçmişim var. Çok da başarılı olmasa da bir şeyleri farklı yapmam lazım ki farklı sonuçlar gelişsin. Herkes gibi olursam belki de herkes gibi sonucum olur. O yüzden fark yaratıp ürün sonuç videolarını çekmeye başladım. Kendim içerik üretmeye başladım. Serüveni çekmeye başladım. Yani beni takip eden insanlar merak saldı. Yani acaba Alişan ne yapıyor? Birileri dedi ki evet biz Alişan'la beraber yapacağız. Birileri dedi ki yok biz biraz beklerim. Acaba ne olacak? Hani bir movie şeklinde, yani o dizi şeklinde izleniyordu yani süreç. Hmm. Müşteri deneyim videolarını da çekmeye başlayınca, hani sonuçta ben pazarlama okudum, iktisat okudum, bir sürü satış ve pazarlama ile alakalı, dijital pazarlama ile alakalı özellikle. Ben mesela Rusya'ya gittim, Ukrayna'ya gittim. Amerika'ya vize alabilseydim Amerika'ya da gidip hani dijital pazarlamayla alakalı eğitimler aldım yani. Ve dedim ki hani bir kişisel marka oluşturmam lazım. Yani Alişan Konyalı deyince bir şey şekillenmesi lazım. Ne şekillenmesi lazım? Yani bu insanlar benimle niye iş yapsın? Kendi kendime oturdum dedim ki yani ben aynaya dedim ki ben seninle niye iş yapayım? Hani farkın ne? Bana ne kazandıracaksın? Hani bunları oturup yazdım dedim ki abi benim farkım bu. Artıyorum işte samimiyet, dürüstlük, şu bu işte vesaire, disiplin, hani ürünüm güçlü vesaire, onları çıkardım. Hani neden benimle çalışmalısını çıkardım. Biz çoğu insana hani ben biraz ters mühendislik yaptım aslında. Ve birçok insan kamera karşısına çıkmaya utandığı için ya da Zoom bile yapmaya utandığı için bende 2-3 tane kırılma noktası oldu. Bunlardan bir tanesi bir an önce sunumu öğrenip, hani kaldıraç etkisi diyoruz ya, şimdi 1'e 5, 1'e 10, 1'e 100 sunum yapmaya başladığın zaman ben o sorumluluğu üstlendim. Dedim ki bu iş benim işim. Bu işi bir an önce öğrenmem lazım. Bu arada ben Aydın'da yaşıyorum. Sponsorum İzmir'de. Her çarşamba sunumumuz var ve ben her çarşamba, her Allah'ın çarşambası trene atlıyorum. 1,5-2 saat gidiyorum, sunuma katılıyorum, geri geliyorum. Ve her hafta disiplinli bir şekilde neredeyse 90 gün boyunca zaten full gittim geldim. Bu işi bir an önce öğrenip işimin başımın, yani direksiyonu benim oturmam lazım. Dolayısıyla ben o kararı verdim ve sunum yapmaya başladım. Yani sahneye ben dedim ki yani beni bir an önce sunuma çıkarman lazım. Bu arada sponsorum da benim motivasyonumu anladığı için hani bu çocuk buraya gitmek istiyor, işte MacBook almak istiyor ve sahneye çıkmak istiyor. Yani ben sahnede kendimi iyi hissediyorum. Yani öne atlıyorum. Diyorum ki abi beni sahneye çıkar. Hani ben sunum yapmak istiyorum. İşte şu kariyeri ol dedi önce. Tamam mı? Önce beginner ol dedi. Sonra sahneye çıkarsın falan. Ben şimdi motivasyonumu anladım. Ben kitlelere hitap etmek istiyorum. Beni gazladı bir nevi. Kariyer oldum. Sahneye çıktım. Sahneye çıkınca zaten hani hem kişisel marka anlamında sosyal medyada ulan Alişan 30-40 kişiye ne anlatıyor? Hani bu çocuğa ne oldu? Vesaire. İkinci kısımda o dijital pazarlama. Yani dijital pazarlamada içerik üretmeye karar verdiğim zaman ulan her gün birileri bana WhatsApp'tan bir şey yazıyor. Tanıdık, tanımadık. İşte ürünle alakalı vesaire. Yani sosyal medyada yaptığım çalışmanın çok hızlı dönüşleri olmaya başladı ve millet distribütörü ararken benim aramama gerek kalmıyordu. Ben milleti seçiyordum. Yani onu onun altına yazayım, bunu bunun altına yazayım, ürünü göndereyim vesaire. Yani çok ciddi bir sirkülasyon başladı. Çünkü zorlanmadan kurdun o zaman işi. Yani zorlandım. Çok zorlandım diyemem kesinlikle. Yani çok eskide zorlandığım kadar olmadı. Yani ben... Peki hayal ettiğin o tutar ne kadardı aylık? Paralar kazanmayı muhtemelen hayal etmedim baştan. O dönemde 11. Yani ayda 11 olursa efsane olur. Sene kaç? Sene işte 2019. 2018-2019. İyi bir rakam yani 11 lira iyi bir rakam. Yani askeri ücret 2700 falandı yani, öyle düşün. Hani askeri ücretin 4-5 katı gibi düşün. Ama günün, 90 günün 100 küsür bini gibi. Aynen. Yani ve şunu düşün, ben 90. günün sonunda işte kariyer ulaşıyorum, kariyer bonusu alıyorum, haftada 13.500 TL para kazanıyorum. Deli para abi, MacBook o zaman 6-7 bin lira düşün. Yani zaten o haftalık parayla bile MacBook'u alabilecek şeye geldim. Ulan dedim ne oluyor, nereye düştüm yani gerçekten bu kadar. Ki ben bir de böyle hani 90 günde hani olur mu? Hani olmasa yine kendi işime bakacağım. Daha full time bile değilim yani, böyle öyle düşün. Sonra ulan dedim bu iş böyle akıyorsa, dedim tamam bütün müşterilerimi kestim. Dedim ben full time networker artık. Yani o 50. 70. 80. günlerde böyle tam o geldiğim kariyere gelmeden önce dedim ulan zaten para kazanıyorum. Yani haftada 3-4-5 bin askeri ücret falan kazanmaya başladım. Dedim full time yaparsam, komple bu işe odaklanırsam çok deli bir şey olur dedim. İşte o şekilde sonra 90 günlük eylem planını uzattım. 365 yaptım. Sonra 760 yaptım. 2 yıl boyunca çok düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde zaten ilk milyonumu kazanana kadar zaten ekipler, kariyerler vesaire geldi. Ama bu süreçte de mesela benim yaptığım kilit noktalardan bir tanesi şu.
ilk şirketimden öğrendiğim en önemli derslerden bir tanesi bu sektör için. Ben hiçbir etkinliği kaçırmadım abi. Yani iki elim kanda bile olsa, yani Allah'tan olmadı. Hani eşim, annem, çoluk çocuğum bu konuda da beni yani ilk etaplarda desteklemeseler bile kalan etaplarda ben şirketin ve kendi ekiplerimizin hiçbir etkinliğini kaçırmadım. Hiçbirinde hasta olmadın değil mi Alişan? Yok abi, etkinlikleri ben çok seviyorum şu anlamda. Ben enerjiyle doluyorum. Hani çok yoğun, ben hani etkinlikler bizi yoruyor. Sahneye çıkıyorsun, ya onca şey insan için geliyor. sordum. Hastalanma anlamında. Bir gün bir kampa geldik. Hakan Dağ Kılıç misafir konuşmacıydı. Dedi ki ben hiçbir etkinliği kaçırmadım. Oradan aklıma geldi. Evet. Ve garip bir şekilde hiçbirinde hasta bile olmadım. Evet. Şimdi buna bir şekilde denk gelirsin. Yani ben 10 senedir 12. senem bu Yani sektörde. mutlaka bir yerde bir şey olması Bir lazım. şeyine denk gelmen lazım. Yani bir kampta normal hayatında yaşadığın bir şey Bir olmalı. aksilik. Demişti ki siz sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız ve atıyorum o kampa, o seminere O engel zaten çok görünmüyor. gitmeye bayılıyorsanız yok vücudunuz hasta olmaz Evet, demişti. evet. Gerçekten Çok ben daha yüksek enerjiyle evet gidiyorsun yani o aslında. kadar yükseliyorsun ki hasta olmuyorsun yani. Evet. Şimdi birçok insan var böyle. Hiçbir etkinliği kaçırmamışlar ve denk bile gelmemiş. Şimdi videoyu izleyen lider arkadaşlarımız da check etsin diye söylüyorum. Şey diyecekler. Hakikaten ben hiçbirinde hasta olmadım. Sonrasında olabilirsin. Evet, Öncesinde evet, evet. olabilirsin Ya ama sonrasında çoğu zaman oluyor zaten evet ama o aslında. etkinlik Kesinlikle zamanında abi. abi hasta olmuyorsun. Bir de şu var, etkinlikte de ben bir seminerde yine bunu duymuştum. Hangi etkinliğin hayatını değiştireceğini bilemezsin. Bilemez. Ve benim aslında Seninki hangisi? yine bu şirkete çok başlamadan önce Holton Box, hatırlıyorsun, İstanbul'a gelmişti. O adamı, yani o etkinlik, bak 8 Mart 2015'ti ya da 8 Mart 2016'da olabilir ya da Olabilir. 8 Mart 2015 İstanbul Kongre Merkezi'ydi. Bak tarihi bile unutmadım yani. Çünkü yani o etkinlik gerçekten benim hayatımı, yani ticarete, network sektörüne bakış açımı değiştiren çok önemli etkinliklerden birisiydi. Tabii işte bizim Vision Day'lerden bir tanesi, işte 6000 kişiye Aura Arena'da konuştuğum o an çok inanılmaz bir etkinlikti benim için. Çünkü Eric Worre'u ilk dinlemeye Aura Arena'ya gitmiştim ve ben orada çok arkalarda karanlıkta bir yerdeydim ve dedim ulan bir gün Allah nasip ederse ben de o sahneye çıkacağım ve ben de bu kalabalığa konuşacağım diye niyetlenmiştim. 6 yıl sonra aynı kalabalığa ben de konuştum. Denk geldi yani, çok Peki şükür. işler bu kadar kolaylaşmışken bence çok kolaylaştı. Kesinlikle abi. Yani %100 işte yani. Zoom'lar, dijital çalışmalar, bir reklam çıkıyorsun sosyal medyada yüzlerce insan bilgi almak istiyorum falan diyor. Hala bu işi yapamayan insanlar var. Biraz işin diğer boyutundan da bakalım. İşler kolaylaştığı gibi bugün rekabet de çok yoğunlaştı, özellikle internette. Çünkü ben mesela önüme sürekli hem farklı firmalardan teklifler geliyor, hem farklı sektörlerden teklifler geliyor. Yani bugün işte kendi işine sahip olmak istiyorsan gayrimenkulcü ol. Tabii. Kendi işine sahip olmak istiyorsan şucu ol bucu. Yani rekabet yine arttı. Ama diğer yandan bence araçlar giderek, mesela işte şimdi yapay zeka çıktı. Yani ben bugün mesela en son yapay zekaya işte hangi karpuzu alacağımı falan sormuştum. Gerçekten nokta atışı çok güzel bir karpuz seçtim. Yani bugün yapay zeka da bir araç. Yani işimizi kolaylaştıracak bir araç ama bence başarının en önemli faktörlerinden iki tanesi, ki zaten bunu koçluğun babası Thomas Lennart çok güzel bir formül açıklıyor. Adam diyor ki başarının %100 formülünün %10'u bilgi, deneyim, tecrübe, kitap, katıldığın eğitimler. Bak sadece %10 sadece o. Lan diyorsun ki biz aslında bunu %90 falan zannediyorduk. Yani kitap okuyacağın, eğitimleri falan katılacağın vesaire vesaire. Bu ama sadece %10'luk kısmı oluşturuyor başarının. Kalan %40 kafa yapısı. Yani şu kafa yapısı o kadar çok önemli ki, hani başta da konuştuk ya, firma aynı, ürün aynı. Ulan birisi 1 milyon kazanıyor bir ayda. Birileri 1000 TL bile kazanamıyor. İşte o kafa yapısı çok önemli. Ben kafa yapısına, bilinçaltına çok ciddi önem vermeye başladığımda böyle kuantum sıçramalar olmaya başladı. Kalan %50'si de çevre abi. Çevre. Yani bulunduğu hani Kimlerle bak, takılıyorsun? tabii o 5 kişinin ortalaması muhabbeti var ya. Ben YouTube kanalımın içerisinde röportajlar serisini başlamamdaki en büyük sebep oydu. Ben daha işte temel bir kariyerdeydim. Yeni başlıyordum. Ve senin o merakın, hani bu adam nasıl yapıyor var ya. Ben dedim ki ben hem adama faydalı olayım, hem adam bana faydalı olsun, hem bunu videolaştıralım, daha geniş kitlelere ulaştıralım. Yani kazan 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 prensibiyle röportajlar oluşturmaya başladım. Ve hep top, yani diamond, şu bu kişilere gittiğimde hem onların çevresinde olmaya başladım.
Yani röportajı başlamadan önce tatlı bir muhabbet oluyor ya. Ya abi diyorum bak ben işte atıyorum şu kadar aydır şu kariyerde kaldım. Senin kariyerine nasıl gelebilirim diye sürekli böyle off the record sorular soruyorum. O adamla takılıyorum. İşte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi böyle top liderler seviyesini ben zaten temel şeyde kalmama rağmen, daha yeni başlamama rağmen, yeni kariyerler almama rağmen o adamların arasında buldum kendimi zaten. Çok enteresan bir şey. Yani ama tabii bu bilinçli bir çalışmaydı kendim için. Çünkü çevre, bir de bazı etkinliklere mesela işte firmanın 5. yıl kutlama etkinliği, çırağın bilmem ne. Şimdi abi ben yani affedersin gece gündüz çalışıp o kariyeri, o promosyonu alıp benim orada olmam lazım. Çünkü asıl orada sıçrama oluyor. Şimdi o insanların arasında, o diamondların ayda 1 milyon TL kazanan adamlarla bir arada oturduğun zaman o sana sirayet ediyor abi. Çok enteresan bir şekilde. Ve çok hızlı bir şekilde ben tık 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 kariyerler birden gelmeye başladı. Hani o röportajlarla beraber o insanların arasına girmeye başladığım zaman ve sadece hani bizim firmada değil diğer firmadaki top liderlerle de konuşmaya başladım. İşte hem Türkiye'de hem yurt dışında onların eğitimlerine gitmeye başladım. Farklı yani her yer her yediğim bir yoğurt yiyişi var ya ben onu bir şekilde karma yapıp hem diyalog kurmak hem iletişimde kalmak hem bu tür içerik üretmek çünkü şunu da fark ettim. Birçok lider içerik üretmek istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor. Ben böyle bir teklifle gittiğimde diyor ki ya seve seve tabii, yapalım. Tabii, aynen, çok aynen, efsane oluyor. Yapalım. Yani dolayısıyla herkes kazanıyor ama ben daha çok kazandım. Yani o kazanç skalasında hepsinden daha çok ben kazanmış oldum aslında. Ben de işi sponsorlarım ilk senemdi galiba. Böyle bir özel bir yurda gitmek zorunda kaldılar. Ben kaldım tek başıma crosslarımdan yan hatlarımdaki liderlere evet. Gittim. İşte onlardan öğrenmeye çalışıyorum falan. 6 ay geçiyor ben işte o ikisinden daha fazla kazanmaya başlıyorum. 3 ay geçiyor bunlardan daha fazla kazanmaya başlıyorum. Bir baktım ben işi öğrendiğim herkesi geçmişim birinci senenin evet, sonunda. Evet. Ekiplerim şey diyor abi sen nasıl oldu falan. Diyorum ki ben onların bildiği her şeyi biliyorum. Okey süper. Ama onlar sadece kendi bildiklerini biliyorlar. Ve Çoğu sektöre devam da edemedi. Yani benim işi öğrendiğim, mesela birinden satışı öğrenmiş. Abi muhteşem satıyorsun. Ben satamıyordum. Ben 3 referansla ekip kurdum. 4.'yü alamadım ben. Herifin 500 tane referansı var falan. Öbürüne gidiyorum işte başka bir şey öğreniyorum falan. Ama o sadece onu biliyor. Evet, diğerini evet, bilmiyor. Sonra şeyi fark ettim. Yani bu işi yapmayı ne kadar istiyorsun biraz ona çıkıyor yol. Kesinlikle. Ben çok istiyordum. Yani yeterince biraz neden oluşturmak lazım. Biraz da bir gün onu babam benim neden başarılı oldum babam daha iyi anlattı. Şimdi her Türk erkeğinin yani o jenerasyonu ben 89'luyum. O jenerasyonun babasıyla ilişkisi iyidir ama diyaloğu çok iyi değildir yani babanla oturup saatlerce ben sohbet dobra etmedim yani. Ya. Bir gün böyle oturuyoruz evde artık işler oturmuş. Arabamızı almışız, para kazanıyoruz. Yurt dışlarına gitmişiz, gelmişiz. Babam böyle televizyon izliyor. Bu hikayeyi anlattım daha önce ama hani kamera karşısında anlattım mı bilmiyorum. Televizyon izliyor. Bana bakmıyor bile. Ben yanındayım böyle yaptı televizyon izlerken. Sen de o işte niye başarılı oldun biliyor musun dedi. Ben mi baba dedim. Ha sen dedi. Niye dedim baba? Başka iş yapamayacağını sen de biliyordun dedi. Ooo süper. Çok iyi. Çünkü abi ben yani başka işler bana o kadar zul geliyordu ki ya bak sabah kalkacaksın. Dümdüz bir iş. İyi maaş versinler. Sabah kalkacaksın ve tıraş olacaksın. Of. Yapamam. Ya da ne bileyim her gün kalkacaksın. Tıraş da olmayacaksın her an. Ama üstünde bir patron olacak. Sürekli seni denetleyecek. Yapamam. O da olmayacak. Kendi işini yapacaksın ama beden gücü gerektirecek. Yapamam. Yani babam da tam tersi. Yani ne iş olsa yapar falan böyle. Baba yiğit bir adam. Klasikçi yani. Aynen. İşte kaynak ustası zaten. Oo. Düşün böyle kaynak yaptığı için gözü ne alıyor kaynak? Akşam geliyor patates seriyor ki sabah görebilsin diye. Ertesi gün ben bir gün kampta bu hikayeyi anlatırken ağlamıştım. Çok müthiş duygulandım. Müthiş bir bedel ödemiş yani gerçekten. Ertesi gün aynı şey başına geleceğini biliyor. Bile bile evet. Ve devam ediyor. Kampta ağlama sebebim de şeydi galiba yani bu işime zorluklarından falan bahsediyordu. Abi bu iş zor falan değil. Biz çok şımarız. Yani iş biraz böyle büyüdükten sonra tabii ki insanla uğraşmak çok kolay değil kabul ediyorum ama zor iş gerçekten zor işler var. Bu zor iş değil evet, yani. Evet.
Öyle bir adam olunca benim de o işlerin hiçbirini yapamayacağımı da biliyorum. En başta gördüm diyorsun. Yüzüme bile bakmadan böyle televizyona karşı. Beni ama mutlu etmişti. Çünkü şeyi görmüştü. Evet, benim başarılı olduğumu babam kabul etti. Demiştim yani. O yüzden hani suratıma bile bakmadı ama benim alnımdan öpse o kadar belki mutlu olmazdım yani. Ya aslında benim motive eden, yani hayat belki de başarı süreci içerisinde beni en çok motive eden iki tane cümle vardı. Birisi, yanılmıyorsam, Brian Tracy'nin cümlesiydi. Hala şu anda onun kitabını okuyorum. Hayalinize giden yolda her şey öğrenilebilir. Evet. Şimdi mesela network bize zor geliyor ama abi sonuçta 3-5 tane temel taşı var bu işin. Yani kafayı kırarsan zaten öğrenirsin yani. Hani gerçekten istersen birçok şey öğrenilebilir. Yani ben hayalime giden süreçte dil öğrendim, dijitali öğrendim, yatırım yapmayı öğrendim, ekip kurmayı. Ya ben mesela ben hayatta lider olduğumu falan düşünmüyordum. Ya da hani ben şeyim abi de tek takılıyordum. Hani ben bir şeyleri yaparsam, iyi yapmak istiyorsan abi kendin yapacaksın mantığı vardı bende. Hayatta kimseye liderlik, ekip arkadaşım olacak yok abi. Ben kimseyi çekemem, ben egoluyum, tekim abi. Ama sonra baktım ki müthiş patinaj çekiyorsun, hayat geçiyor. Hayalinde bir sürü bir şey var ama buna tek başına ulaşamayacağımı kabul ettim. Sonra ekip kurmaya başladım da dedim ki abi ben ne saçmalık yapmışım abi. Bir an önce liderliği öğrensene. Bir an önce sahneyi öğrensene. Ben lisede mesela en büyük korkum tahtaya çıkmaktı. Yani sahneye çıkmak falan inanılmaz bir zordu ama hayaline giden yolda bunu yapacaksın. Yani öğrenmen gerekiyor ve işin içine girdiğin zaman çok da zor, yani zor olacak okey ama öğrenilebilir. İkinci beni en çok motive eden nokta da şu. Biz Türkiye'ye ilk geldiğimizde ben Özbekistan'da doğdum. Hatta bu sene Özbekistan'ı görme şansım oldu. Tekrardan doğduğum topraklara gittim, gördüm. Çok zorluk çektik. Yani Özbekistan'da doğduk, Rusya'ya sürgün yaşadık, Rusya'dan Türkiye'ye geldik. Türkiye'de hani 3 ülkede sıfırdan hayat, yaşam kurmak zorunda kaldık ve ben 18 yaşıma kadar yani full mücadele abi. Sürekli parasızlık, sürekli stres, sıkıntı, sürekli böyle eşek gibi çalış, inşaatta çalış, turizmde çalış, gece gün yani ben artık hayatı neredeyse tam kabul edecektim. Yani hayat böyle devam edecek gibi bir şeydi. Ama içimde o frekans, hani sen daha iyisine layıksın, daha iyisini yapabilirsin frekansı beni bir şekilde işte o Pablo Bruno'nun çizgi filmine, Kiyosaki'nin kitabına ve o kişisel ve profesyonel gelişim yoluyla hani her şeyi öğrenebilirsin motivasyonuna itti beni. İkinci cümlede hayatta iki zorluktan birisini seçeceksin. Yani ya fakirliğin zorluğunu, ya fakir olmak zordur. Zengin olmak da zordur. Hangi zorluğu seçeceğin sana bağlı. Ulan dedim ben 18 yıldır zaten bir zorluğu seçtim. Bir yere varamadım. Hani gel bir de zengin olmanın zorluğunu deneyeyim. Bir de bu yola gireyim. Yani bunu riske edeyim. Çünkü ailede de hani işte diploma almışsın, üniversite okumuşsun, Almanya'da okumuşsun. Çift diploman var, 3-4 dil biliyorsun. Hani ne işin var? Atıyorum bant satıyorsun. Ya da işte hani saçmalama git normal bir işe gir baskısı. Yok dedim abi ben hani sıradan veya o zor... yani fakirliğin zorluğunu yaşamaktan sanki zaten yaşadım gördüm yeter abi. Bir de zenginliğin zorluğunu deneyeyim diyerek zaten birkaç yıl içerisinde o zorluğu yaşadıktan sonra tabii ki zordu ama değdi mi fazlasıyla değdi ve bundan sonra çok daha iyi olacak. Üçüncüyü de ekleyeyim ekstra da o da çok önemli benim için. Tony Robbins'in söylediği bir söz beni çok yine motive etti. Çoğu zaman biz bir yılda yapabileceklerimizi çok abartıyoruz. Özellikle Türkler hani o başlıyoruz hemen olacak abi hızlı olacak. Fakat 10 yılda yapabileceklerimizi de küçümsüyoruz. Ben mesela işte o 20'li yaşlarımda dedim ki ben onu kabul ettim. Hatta üniversitede hiç unutmuyorum. İçindeki gücü, içindeki devi uyandır kitabını okudum Tony Robbins'in. Tam o sektöre başladığım dönemlerde kişisel şeye de başladım. Tony Robbins'in birçok kitabını okumuştum. Yani hayallerimden birisi seminerine katılmaktı. Dubai'de katıldım. İkinci bir hayalim de onunla aynı sahnede çıkabilmek. İnşallah o da olacak. 10 yıllık bir plan yaptım kendime. Dedim ki tamam bir yılda zaten hani senden yani doğru dürüst kitap, yani Türkçeyi doğru dürüst konuşamıyorsun. Hani böyle birden patlama zaten şansı yok. Yani 5 yıl, 10 yıllık plan kendini 30 yaşında nerede görüyorsun? Ya da 25, 27 yaşında, 20, 30 yaşında nerede görüyorsun ile başladı olay. Şu anda geriye dönüp baktığımda ya da işte firmaya yeni başlı sektöre ikinci kez daha güçlü başladığım zaman abi 3 yılda, 5 yılda o kadar çok şey başardım ki. Yani geriye dönüp baktığımda diyorsun ki vay be. Hani bir yılda olmuyor tamam ama 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık perspektife bölersen ters mühendislikte inanılmaz yerlere gelebilirsin. Ve şu anda mesela benim 40 yaşıma kadar bir planım var. 45-50 yaşıma kadar da bir planım var. Ve diyorum ki bu tempoyla gittiğimde gerçekten geriye dönüp baktığımda Alişan gerçekten inanılmaz şeyler başardım diyeceğim. Çünkü zaten başardım.
Bu tempoda yine bir 5 yıllık, 10 yıllık planlarla devam edersem aynı mantıkla çok inanılmaz güzel şeyler olacak inşallah. Eminiz. Hiçbirimizin buna herhalde şüphesi yoktur. Zaten evet. Fakirlik deyince aklıma geldi. Ben mesela şeyi çok severdim. Kahvaltı öğünü olarak işte süte ekmek atardık. Biraz şeker. Ben onun kahvaltı olmadığını aslında evde hiçbir şey olmadığını çok sonra öğrendim. O mecburiyetten hayatın şartları. Ben onu muhteşem bir kahvaltı zannediyordum abi. Yani yoksa bir şeyi yoksa şeyi de bilmiyorsun ya, o da çok zor. Yani daha iyisi. Nelerin mümkün olabilir? Şimdi hep Tofaş'a binmişsin diyelim. Sen Maserati nasıl bir şey bilmiyorsun ki? Bir şeyi istemen için, şimdi Türkiye'de öyle bir algı var ya. Yani lafa gelince abi zenginlik, menginlik işte çok para adamı bozar falan gibi şeyler var. Bilmediğin bir şeyi isteyemezsin. Evet. O yüzden böyle çok başarılı olmak isteyen işte girişimciler, networkçular böyle şey yapıyor. İşte zenginlerle takılıyor, o mekanlara gitmeye çalışıyor falan. O zaman çünkü şey anlıyorsun, diyorsun ki ulan başka evet, bir hayat mümkün yani. Bu iyi bir şey bak. Şu an biz bir otel odasındayız. Hala bana müthiş konforlu geliyor. Belki 10 bin kere otele gittik. Ama o otelin işte odası, yatağı, işte ne bileyim konforu küveti, vesaire. Şusu busu. O konforu bir kere alınca aşağı düşmek diyelim istemiyorum. Sen çok kötü bir evde yaşıyorsun diye hayal edelim. Eve gidince o ev seni rahatsız eder. Biraz da rahatsız olmalısın. Batıyor, yani başarılı tabii, olman tabii. için o köpek hikayesi var ya. Yani bir şeylerin batması hani lazım. Çivi altında köpeğin diyor ki bu niye ağlıyor? İşte altında çivi var. Niye kalkıyor? Demek ki çok da rahatsız değil hikayesi. Aynen. İnsanlar ve ben onu fark ettim. Yani herkes bugün dışarıya çıkalım. 100 kişiye verelim Maserati'nin anahtarını. Herkes alır. Kimse demez Çok ki ben doğru. Bunu istemiyorum ama onu gerçekten istemen için bindiğin arabadan rahatsız olman lazım. Ya da hiç Ya da araban yoksa araban yoksa şimdi sen hep metroya binmişsen abi sen metrodan rahatsız olamazsın ki. Çünkü kıyasladığın şey mesela minibüs. Adam diyor ki abi metro geldi rahatladık ya. Değil mi? Çünkü artık Saati, diyor. Saati belli, varışı belli. Çünkü trafiksiz falan gidiyor. Şimdi hayata nereden baktın? Metroda mutsuz da hissedebilirsin kendini. Çünkü başka bir şey görmüşsündür ya da yaşamışsındır. Ya da kendini dünyanın en iyi adamı da hissedebilirsin. Ben araba aldıktan sonra bir gün metrobüse bindim. Of, değil mi? O duyguyu ben de yaşadım. Dedim ki arkadaşlar, sonra story attım. Dedim ki zenginlik çok trafik vardı. Ben metrobüse kendi isteğimle bindim ve çok mutluydum. Çünkü 3 saatte gideceğim yolu bir yarım saatte gittim. Zenginlik sürekli arabaya binmek değil. Zenginlik arabaya mı metrobüse mi binme tercihini senin yapma. Zenginlik bu. Sürekli zenginliği şey zannediyoruz. Tercih İşte özgürlüğü. Lüks restoranlar, işte oteller pahalı. Hayır abi, sana kalmış olması. Bu özgürlük çok mutlu edici. Geçen gün benim başıma bir şey geldi. Dedim ki ya iyi ki para var. Çünkü param olmasa o yaşadığım şey beni o kadar büyük strese sokacak ki. Parayla hallettim. Parayla halledebileceğin şeylerin olması, sen şey diyorsun yani, abi iyi ki böyle bir hayat yaşıyor. Kesinlikle. Ama onu ayırt edebilmen lazım. Birçok insan ya o seviyeye hiç geçmiyor ya da böyle bir şeyi arzu etmediği için deneyimlemiyor. O kitaplarda yazan işte lüks restoranlara gidin, işte lüks otellerde kalın. Hayal panosu oluşturun, Şimdi yani, arabaya şimdi binin. değil ama böyle yeni yeni anlıyorum. Mesela Napolyon Hill'in bir kitabı var, Şeytanı Alt Etmek diye. Oo, efsane bir kitap. Gerçekten muhteşem bir kitap. Orada diyor işte son parasıyla gidiyor ve bir kral dairesinde kalıyor. Limuzinle falan geliyor. Evet, çok böyle yani kitabı okuyordum ama inanılmaz böyle bana geçmiyordu o kısımları. Sonra anladım ki kişinin o frekansına ya da işte bilinçaltına falan verdiği mesaj, bak böyle bir şey var. Böyle bir Sonra level gidip mümkün evet, yani. sonra gidip o kanepende mutsuz olmalısın ki Evet. harekete geçmen lazım. Şimdi insanlar bile başarılı olmak istiyor. Hani madem faydalı olmak istiyoruz. Yavaş yavaş da sonlara geldik videonun. Hani böyle tek bir mesaj vermek istesem herhalde şey derdim şu anki kafamla. Rahatsız olun. Ya da kendinizi rahatsız edin. Onun dışında çünkü o yolları, şimdi sen bir şey anlatacaksın, ben bir şey anlatacağım. 100 kişi bir şeyler anlatacak. Abi o adam zaten onu bulur. Sen nasıl buldun? Evet. Arayan zaten buluyor abi. Ben nasıl buldum? Ama onun onu bulması için rahatsız olması lazım. Eğer halinden çok memnunsa
O zaman muhtemelen bir şey bulmayacak. Bu arada yani şu anda hayatımıza giren sosyal medyanın bence en büyük artısı bana göre, bana en azından artısı. Ben bugün sosyal Instagram'da böyle çok ıvır zıvır haberleri takip etmiyorum. Hani beni en çok motive eden işte girişimcileri, yaşam tarzlarını takip ediyorum ve Instagram'da aslında hani nelerin mümkün olabileceğini hani görsel olarak insan sonuçta daha çok görsel şey algıladığı için ben Instagram'a girdikçe benim mesela bugün kaydedilenlere girip bakarsan orada aslında gerçekten böyle bir güzel bir lifestyle var. Yani birilerinin bunu yapabiliyor olduğunu görmek, hani sosyal belki eskiden bunu göremiyorduk. Hani şu anda gördüğümüz kadarıyla. Ben kendi kendimi sorguluyorum diyorum. Ya birileri bunu yapabildiyse bunun bir yolu var. Ve bu arayış beni bu yola itiyor. Bu arayış dediğin gibi o rahatsızlığı olan adam işte restoranlar, yatlar, oteller vesaire ki hani biz de bunu sonuçta ben de bir süre sonra bu Instagram'ı izleyerek kendimi motive ederek sahaya çıkıp sonuç üreterek ben de Dubai'ye gittim. Dubai'de dediğin gibi Türkiye'ye geri döndükten sonra dedim ki abi yani bu adamlar hani level'ı bambaşka bir level. Yani bir gün içinde milyonlarca dolar harcandığı bir ya ben mesela Dubai'deyken o gün Dubai Mall'da biz de geziyorduk. O gün mesela Conor McGregor 50 milyon şey 1 milyon dolarlık saat satın almıştı tam o gün. Lan öyle insanlar var ya adam 1 milyon doları bir saate verebilen bir dünya var yani. Orada o dünyayı görüyorsun. Sonra işte Çırağan Sarayı'na gidiyorsun. Orada işte Türkiye'deki en pahalı kahvaltısı. İşte helikopter turuna biniyorsun. Helikoptere biniyorsun. Yata biniyorsun. Diyorsun ki abi yani biz yaşamıyoruz Öyle aslında hayatlar yani. var diyorsun. Evet, ben Yani çok güzel alternatifler var aslında İstanbul'u diyorsun. bilenler bilir. Fikirtepe'de oturuyorum. Böyle arkadaşlarım bazen gelip şey diyor. Oğlum burası çok yüksek değil mi? Nasıl oturuyorsunuz falan diyor. Özellikle Anadolu'dan gelmişlerse. Hakikaten yüksek yani İstanbul, işte Türkiye Yani. standardına göre. Dubai'den geldim. Böyle gece işte taksiyle eve doğru geliyorum. Ama gecekondu gibi geldim. Ama gerçekten gecekondu gibi geldi. Hani böyle şey değil. Hava atmak için ya burası da gecekondu gibiymiş değil. Böyle burası bu kadar mıydı falan oldum abi. O kadar büyük ki oradaki binalar. Şimdi benim kendimce gökdelende oturuyorum şeyini yıktı mesela. Hayatta da o işte ilerleyebilmen için network'te olur, kendi normal kariyer gelişiminde olur. O kariyeri sürdürebilmen için hep daha iyilerini görmen lazım. O yüzden mesela baktığında liderler hep böyle şeydir yani. Hep önünde bir şey var işte. Şimdi onu geçeceğiz. Şimdi bunu yapacağız. Daha yeni başlıyoruz. Mesela bizim Sürekli bir challenge var yani Türkiye bitmeyen bir Network'ünde yeni challenge başlamayan var mı abi? Bak var. gir şimdi Instagram'a. Herkes daha yeni başlıyoruz ya da daha başlamadık. Abi 10 yıldır fragman olan şirketler görüyorum. Bu daha fragman. Yani o şeyden film başlamadı bir türlü. kendi tam başladı zannediyor. Bir şey görüyor abi adam. Aslında bu kötü bir şey değil yani. Daha 10 senedir network yapıyor adam. Kendince iyi bir geliri var. Bir şey duyuyor, görüyor. Diyor ki abi biz daha başlamamışız. Hemen giriyor Instagram'a. Biz daha başlamadık diyor. Alişan çok keyifli bir yayın Bunun oldu. üzerine bir şey Diyor zaten ekleyeyim abi daha devam lütfen. edeceksin. Şöyle bu hani daha yeni başlıyoruz mesajıyla alakalı Türkiye'de lider seviyesinde seni de tanıdığın sosyal medyada çok güzel işler yapan bir abimiz. İsmini vermeyeyim aslında. İstersen verebilir. Emre Topçu. Kendisinin evine misafir oldum ben bir ara. Nasip oldu tanıştık. Çok Emre güzel bir selamlar. muhabbetimiz oldu. Evet sağ olsun. Çok ciddi vizyonumu açan liderlerden biri. İngilizce bir kitap okuduğunu söylemişti. Bir de o aralar böyle Amerika'dan bir şeyden dönmüşlerdi. Ve dedi ki abi biz hani Amerika'dan tabii ya o vizyonları falan görünce buraya gelip şeyi anlattı. Abi biz dedi daha böyle yüzeyi bile hani o büyük pastanın yüzeyini bile daha şey yapmadık yani daha Çok doğru, dokunmadık bile yani çok doğru daha o söylüyor. kadar yolun başındayız ve daha gerçekten yeni başlıyoruz dedi ki ben ondan çok ilham aldım ve sonradan bunları kendim de görünce ki bu hani muhabbetimiz belki 5 sene önce ben de yeni başladım daha firmaya belki çok daha para kazanmıyordum. Şimdi işte o Dubai'leri, Çırağanları, yatları, katları vesaire o yaşam şeyini görünce ve daha ne kadar yolun başında olduğumuzu görünce bendeki vizyon da aslında hani bugün işte ayda 100, 200, 300, 500 bin TL kazanıyorsan bunun aslında dolar olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve bunu gayet güzel yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yapmamız da gerekiyor bence. Millet pasta bitti zannediyor Aynen hep bazıları. onu şey yapmaya çalışıyor. Yani ufacık bir şeyin Evet. savaşına düşmüşüz ama kıt aslında yine o kıt bilinç Türk toplumunda aslında sadece Türk toplumunda değil dünyada birçok ülkede o kıt bilinç var. Hani o fırsatlar bitecek ya da hani işte kapitalizm bize hep işte kaynaklar sınırlıdır şey yaptığı için
hep o mücadele var. Yoksa ki abi bolluk bereket var abi, sen yani her yer bol. Yani İstanbul'a gir abi, her biz yer öyle bolluk bir ülkede bereket yaşıyoruz. Yani belki evet, atıyorum Slovakya'da network yapsan, kıtlık bilincinde İlk olsan belki, belki hak verebilirim ama 100 değil mi? milyonluk bir Yine ülkedeyiz abi. bakış açısı işte. Yani adam, biz mesela ikimiz de mesela İstanbul, ben nereden döndüm ben? İşte Özbekistan'dan döndüm. Orası biraz daha sakin. İstanbul'a bir girdim abi, diyorum vav bolluk berekete bak, her yer restoranlar, güzel arabalar, yani hani ben bolluk bereketi görüyorum buraya gelince mesela. Adam diyor ki o yani İstanbul çilekeş, yani böyle bir şey moduna giren var. Yani Ya aynı yere İstanbul bakıp farklı bir, ya da ülke anlamında da parası hakeza. olana güzel İstanbul. Parası, paran varsa dünyanın en güzel şehri ama paran Olsa yoksa zor. gerçekten rezil bir şehir Oraya diyebilirler, haklılar. gelelim. Yani parayla alakalı şeyi de ekleyeyim, aslında güzel bir yere değindi. Ben erken dönemlerde şunu fark ettim. Dedim ki Alişan, hani o Pareto kuralı var ya, %20'ye %80. O kitabı okuduktan sonra kendi kendime sordum. Dedim ki şimdi hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Yani çoğu, hani biz şu an dünya nüfusunun %90'ı sabah erken uyanıp işe gidiyor. Niye? Para kazanmak için. Niye para kazanacak? Yani yaşam standardını, problemleri bir şekilde çözmek için. Ben de dedim ki ya ben şu %20'ye %80 kısımda %20'lik hangi hayatımdaki hangi problemimi çözersem hayat çok daha güzel olur. Ve o dönemde abi para meselesini bir an önce çözmem lazım. Yani bir pasif gelir oluşturmam gerekiyor ki parayı hiç düşünmemem gerekiyor. Çünkü para hiç düşünmeyecek kadar çok paran olursa zaten problemlerin %95'i Çözülüyor. diyelim Doğru. zaten çözülüyor. Yani tek bir yani tek bir şeye odaklanmayla problemlerin %90'ını çözebileceğim bir araç var. Sonuçta para bir amaç değil, araç. Ben bugün işte özgürlüğümü yine para konusuyla çözüyorum. Ve dedim ki yani ben bu para meselesini 3 yani 3 5 10 yıl içerisinde nasıl çözebilir mi? Kendime işte 25'li 27'li yaşlarda falan sordum. Şu anda tam 10 yıl geçti ve çok şükür yani büyük kısımda para meselesini çözdüm ve aslında otomatik olarak kalan problemleri de çözmüş olduğumu fark ettim. O yüzden birçok insana diyorum ki abi çok para kazanman lazım. Bunu hızlıca çözmen lazım. Yani ana hedef aslında o olması gerekiyor ve bunu hani üniversite okuyarak, diploma alaraktan ziyade bugün paraya giden en kısa yol, kısa dememe rağmen bu yine uzun bir yol. Yani 3-5-10 yıldan bahsediyorum. Abi iletişim, satış pazarlama, güven endeksi, yani güvenilir, inanılır bir insan olman gerekiyor çok para kazanman için. Sorumluluk almak. Yani 3-4 tane basit kriter var aslında. İletişimin güçlü olursa, güçlendirirsen, bak ben çok içine kapanık birisiydim ama ne oldu? Hayat beni iletişimi kurmada başarılı olmama itti. Satış pazarlamayı bilmiyordum, utanıyordum, çekiniyordum, sahnede konuşamıyordum. Hayat beni oraya itti. Yani zorla sahneye çıktım, satmak zorunda kaldım, bırakıldım. Güven endeksi hakeza, yani güven zor bir mesele. Yani güven kazanmak gerçekten ya da o itibar kazanmak zor bir şey. Yani itibara önem vermek, kişisel markaya önem vermek kısa vadeli bir şey değil. Yani uzun dönemli bir olay. Ve %100 sorumluluk almak. Yani insanlar sorumluluktan kaçtıkları için zaten hayat standartını yükseltemiyorlar. Lider pozisyonuna geçmek istiyorsan bu zaten %100 sorumluluk demektir. Yani bugün birçok insan kurban rolünü oynadığı için kurban hayatı yaşıyor. Ama Doğru. liderlik sorumluluğu, yani liderlik rolünü üstlenmek istiyorsan bir an önce sorumluluk üstlenmen gerekiyor. Brian Tracy'nin kitabındaydı yanılmıyorsam, ya da Jack Canfield'ın kitabında. O %100 sorumluluk yasası. O beni o kadar çok etkilemişti ki ben kendi kendime hep böyle mızmız, sürekli işte çemkiren şekilde buldum kendi kendimi. Yani ona şikayet ediyorsun, buna şikayet ediyorsun. Ya dedim bir kendine gel. %100 sorumlu, yani sorumluluğu ne kadarını alıyorsun? Yani anneni suçluyorsun, eşini suçluyorsun, iş ortağını suçluyorsun, ürünü suçluyorsun. Senin dışında herkes suçlu. Abi dedim ki bunları bir topla abi. %100 sorumluluğu üstlendiğim an itibaren, yani o kafa yapısı değiştiği anda dedim ki abi hayatta aldığım bütün sonuçların tek sebebi benim. Yani bugün mesela araba bozuldu yolda. Yani çok müthiş bir macera gerçi yaşandı. Dedim ki abi suç yine benim. Çünkü zamanında atıyorum bakımını yapsaydım okeydi yani. Vesaire vesaire. Yani o %100 sorumluluk yasası müthiş bir patlama yaratıyor aslında. Ve çoğu insanın bu sorumluluktan kaçtığını görüyorum. Zaten sorumluluktan kaçtığın anda ona göre ödüllendiriliyorsun. Bugün CEO'lar, yani adam koskoca şirketin sorumluluğunu üstlenmiş bir adam. O yüzden ayda yılda milyonlarca dolar para kazanıyor. Yani o sorumluluğu taşıyacak bir, kendini geliştirdiği için o parayı alıyor ki biz de öyleyiz. Bugün yüzlerce, binlerce kişilik ekibin bir sürü sorunu oluyor, problemi oluyor, iletişim oluyor. Yani o yükü,
o yükü taşımaya gönüllü olduğumuz için zaten bu parayı alıyoruz. Yani çoğu insan diyor ya, hani ya işte sen piramitte tepedesin, herkes altta çalışıyor, sen kazanıyorsun. Ama o ekibi bir kere kurabilme becerisi herkes kurabileydi, herkes olurdu o paraya. O insanların problemini çözmek, şirketle iletişim, distribütörlerle iletişim, eğitim, kendini geliştirme. O kadar çok jonglör gibisin yani, o kadar çok faktörü bir arada yönetmek zorundasın ki zaten üst düzey bir kaliteye ulaşmış oluyorsun. O yüzden bu parayı kazanıyorsun zaten. Hani aslında bu kadar basit ama insanlar bu sorumluluktan bir tık kaçıyor bence. Valla sabaha kadar konuşabiliriz. Eyvallah. Ama ikinci parta bırakalım. Süper olur, güzel olur. Ben çok keyif aldım. Bunu en azından nasıl değerlendireceklerine bakalım arkadaşlara. Evet. Evet, yorumlarda bize fikirlerini belirtebilirler. İkinciyi nerede çekelim mesela? Bu kadar Dubai konuştuk. Belki ikinciyi Dubai'yi de çekeriz. Olabilir ha. Yani yurt dışı, ben yurt dışı şey yapabiliriz. Yani, Bali vesaire, böyle yaşam kalitemize yaraşır güzel bir yer olur ki. Bu arada şu anda da çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Canım İstanbul, güzel ülkem. Güzel yer. Yani yurt dışı olmasa da belki bir tatil beldesi bile olabilir. Olabilir. Onun en çok beğeni alan yorum neredeyse orada da yapabiliriz. İnşallah güzel. Arkadaşlar bu şuraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz gerçekten demek ki siz bu işi çok net yapmak istiyorsunuz. O yüzden ben size başarılar dilemiyorum. Evet. Sizi en yakın zamanda burada konuk almak istiyorum. Burada konuşalım, nasıl yaptınız, nelerle karşılaştınız. Ben tekrar Alişan'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak aslında şunu da ekleyeyim çok uzatmadan. Birçok insanın hani network'ü ben neden çok sevdim? Çünkü sen de bir ara videolarını da izlemiştim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir noktaydı çünkü. Her sektörlerde kimse bizim hayalimizi sormuyor abi. Çok evet. Enteresan bir şekilde. Evet. Ben buraya geldiğimde, ilk gün geldiğimde bana dediler ki bir hayal hedef listesi çıkar. Hani ne kadar güzel. Hani wow. Ki biz de şu anda bu sektörde onunla başlıyoruz ve ben kendi kendime sunum yaptım ya da görüşme yaptım birçok insana ya da tanıştığım yeni insanlara diyorum ki abi hayalin ne? Yani seni bu hayatta motive eden şey ne? Hani seni sabah uyandıran hayalin, hedefin ne? Bunu biliyor musun? Ve çok büyük hayal kırıklıklarına uğruyorum. Çünkü insanlar gerçekten hayalsiz yaşıyor abi. Yani ya ülkenin gidişatı ya da dünyada olan biten mi bilmiyorum. Yani insanlar ya vazgeçmiş ya da yani o büyük hayalleri kurmuyorlar. Ve ben bugünkü serüvenime şuradan bakıyorum. Yani ben 10 yıllık bir hayal ve hedef koyduğum için buraya gelebildim. Yani sistem çalışıyor abi. Yani hayal kur, plan yap olayını diyoruz ya. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Aynen. Mesela YouTube'da bir tane milyoner bir girişimci var İngiltere'de. Böyle sokaklarda gezip soruyor işte hayalin ne falan diye. Belki denk gelmişsindir. Orada da onu gördüm. Yani birçok kişiye mikrofon uzatıyor. Çoğu insan kilitleniyor. Ve adam diyor ki ya ben zaten hani milyonerim, yatırımcıyım. 2-3-5 milyonluk bir YouTube kanalım var. Hani hayalini söyle ki, spesifik bir şey söyle ki ben de destek olabileyim. Ki birçok videoda mesela çıkarıyor, $500 veriyor, $1000 veriyor. İşte birisi diyor ben restoran açma hayalim var, şu var. Yani hem danışmanlık veriyor falan ama videoların çoğunda insanların hayalinin hedefinin olmadığını görmek beni çok üzüyor. Bu sektör gerçekten hem hayal hedefimizi netleştirmemize yardımcı oluyor, hem de kısa yoldan hani diğer sektörlere nazaran, çünkü ben birçok diğer sektörlerde de deneyimim çok oldu. Diğer sektörlere nazaran çok daha hızlı bu hayal ve hedefimize ulaşmamızı sağlayan çok güçlü araçlar sağlıyor. Yani ben bu mentor, yani benim sponsorum mentorum. Yani elinden tutan birisi var, yol gösteren var, öğreten var, destekleyen var. Yani bu sektör gerçekten Eric Worre'un dediği gibi daha iyi bir çözümümüz yok abi. Daha iyi bir bu sektör gerçekten en iyi çözüm bu sektör. Yani dolan yine en iyi sektör bu abi. O yüzden bolca hayal kurun. Tabii ki hayallerde kalmayın, uyanın ve aksiyona geçin. Bu sektörle gerçekten hani ben kendi hayallerime birçoğuna ulaştım. Hayal panomu birçok defa revize ettim. Birçok hayalime ulaştım ve sizlerin de ulaşabileceğinize inanıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.